Evet, herkese yeniden merhabalar. Bir sesi hafiften azaltalım. Şöyle yapsak. Tamam. Evet. Yeniden Canvas eğitim serisine devam ediyoruz. En son kaldığımız yerde neden Canvas'ı seçtiğimizi, neden SVG'yi değil de Canvas'ı seçtiğimizi anlatmıştık. Bu arada Canvas'ın okunuşu nasıl onu bilmiyorum. Bir de ona bakalım. Evet. Canvas. Tuval. Canvas. Canvas. Evet. Canvas. Canvas eğitimleri yapacağız bugün. Canvas'ta ne işleyeceğiz? Başlangıç olarak sadece çizgi çizeceğiz bugün. Bir yerden bir yere doğru bir çizgi çizeceğiz. Ama hani şöyle söyleyeyim. Normalde JavaScript kullansanız Canvas için baya bir kaynağınız var. Fakat WebAssembly için henüz bu kadar yardımcı kütüphaneler falan yok. Haliyle biraz temelinden öğreneceğiz. İşin temelinde ne oluyor, ne bitiyor onları biz kendimiz öğrenmek zorundayız, yapmak zorundayız. Ki ben de aslında bunu seviyorum. Çok da hani high level dediğimiz işleri kütüphane araçlarıyla kullanmak güzel ama temelini bilmeden kullanmanın da çok da verimli olduğunu düşünmüyorum. Burada birkaç tane kaynak var yardımcı olacak, bize yardımcı olacak şeyler. Bunlardan biri işte Mozilla'nın developerlar için hazırladığı doküman ki burada derya deniz bir doküman var. Derya deniz gerçekten muazzam bir kütüphane var, muazzam bir doküman var ve müthiş bir şekilde anlatmışlar. Çok da beğeniyorum. Takıldığım yerlerde genelde buradan bakıyorum. Bir tane de bizim kullandığımız full stack framework'ün işte örneği var burada mesela. Canvas örneği var. Onu kullanacağız. Geçen haftaki derste biz zaten hazırlamıştık. İşte mesela giriş sayfasını yapmıştık. Girişimizi yapmıştık. Bir tane de home sayfasında da bizim canvas'ımız vardı. Canvas'ımız vardı. Öncelikle bir başlatalım bizim projeyi. Sonra buradan da erişim sağlayalım. Şimdi burası şurada canvas burada da toolbox var. Erişimi nasıl sağlamışız ona da bakmamız lazım. Şimdi bizim ana sayfamız şurası üst kısım root sayfasından geliyordu. Yani buradan geliyordu. Şu kısımlardı. Ondan sonra işte home sayfası dediğimiz yani şurası. Şuraya tıkladığımız zaman gelen ekran ise bizim bu nereden çıktı ya? Benim diğer projem pardon. Burada da mesela biz ne yaptık bu sayfada? Home dedik. Sayfayı iki kolona ayırdık. Bir kolon işte toolbox için, bir kolon canvas için. Şimdi canvas'ı kullanmak için bizim HTML'de sadece tek bir aracımız var. O da canvas elementini oluşturmak. Canvas elementi dediğimiz şey nedir? Şöyle bir şeydir. Eğer HTML kullanıyorsanız. Canvas ID artık ID neyse ne diyelim? Paint diyelim mesela. Bu bizim canvas'ımız. Biz bu şekilde de canvas oluşturabiliriz ama normal şartlarda JavaScript olmadan siz canvas üzerinde herhangi bir çizim falan yapamazsınız. O yüzden biz burada da bir miktar WebAssembly'nin JS verileri üzerinde oynama yapacağız. Ki bunu anlatmadan evvel aslında şuna da bir miktar değinmek gerekiyor. Şimdi WebAssembly İlk dersten baktığınız zaman bir sürü aslında amaç için kullanılabilir. Yani sadece web için değil. Fakat biz web için kullanıyoruz. Dolayısıyla bize web için lazım olan iki tane kütüphane var. Biri web CSS, diğeri ise JS CSS. JS CSS burada girmemişiz ama muhtemelen onu da gider girmemiz lazım. JS CSS'yi de yazsak mı acaba? JS şimdilik lazım değil, yazmayalım. Burada mesela bir tane de web CSS kütüphanesini kullandığımız zaman WebAssembly için burada HTML elementlerine ulaşabileceğimiz imkanları bu bize veriyor. Mesela işte input'tur, text box'tır, işte buton'dur falan filan canvas'tır. Bunların hepsine biz
Web CSS aracılığıyla ulaşıyoruz. Tabi bu da işte mesela özelliklerini kendisi yapmış. O da nedir? İşte Canvas Rendering Context 2'de. Biz mesela bu kütüphaneyi kullanacağız. Canvas'ın bu özelliğini, daha doğrusu bu elementini kullanacağız. Neden bunu kullanıyoruz 2D için? Çünkü biz 3D kullanmayacağız, 2D kullanacağız. Siz bunu eğer araştırmak isterseniz bunu Google'dan yazıp neler yapılabilir görebilirsiniz. Ama kaynakların çoğu JavaScript üzerinedir. Biz Web CSS üzerinden bunu kullanacağız. Şimdi bunu da kargonuza eklemeyi unutmayın bu arada. Çünkü biz Canvas için kullanacağımız bütün araçlar buna bağlı. Ve tekrar geri dönüş yapalım. Home. Home dedik, geldik buraya. Normalde bir canvas oluşturduğunuz zaman eğer width ve height özelliğini eklemezseniz şöyle kendisi 300'e 150 diye bir genişlik ve yükseklik ayarını kendisi yapıyor ama biz burada width 1800 yaptık. 1900 de yapabiliriz. 1900 yapsak muhtemelen bütün bir ekranı kaplar. Bakalım toolbox biraz daha bu tarafa geldi. Aslında benim istediğim şey tamamının kaplaması. Fakat neyse, şimdilik böyle idare edelim. Bunu yaptıktan sonra şimdi gelelim araçlarımızı kullanmaya. Bizim öncelikle şunu bilmemiz lazım. Biz Canvas üzerinde herhangi bir işlem yapabilmemiz için bizim JavaScript'te şöyle yapılır. O elementi çağırıyoruz. O elementin nasıl desek attribute'lerine ya da kütüphanelerine erişebiliyoruz JavaScript'te. Tam JavaScript'e hakim değilim ama burada da mesela biz bu elementi çağırdığımız zaman çağıracağız bunu. Bunu çağırdığımız zaman bizim elimizde bir tane canvas elementi oluşuyor. HTML 5'ten gelen bir şey bu. Daha sonra buna ait metotları kullanabileceğiz biz. Fn diyelim mesela get context diyelim. Nedir o da? Biz bunu bakalım buradan biraz kopya çekelim. Şuradan örnekte mesela ilk önce ne yapmış? Set canvas context. Burada mesela canvas elementini çağırmış. 2D olarak işte mesela biz ona bir HTML elementi gönderiyoruz canvas diye. Nedir bu canvas? HTML canvas element diye bir element. Muhtemelen bir dakika şuna da bir bakalım. Kargosuna bir bakalım. Kargosunda web CSS hangi kütüphaneleri kullanmış? Sadece bunu kullanmış bizim gibi. Demek ki buna gerek yok. HTML canvas elementine gerek yok, yani yazmamıza gerek yok. Features olarak kendisi otomatikmen geliyor. Bakalım başka ne yapabiliriz? Canvas diyelim. HTML canvas element dedik. Herhangi bir veri dönmeyecek. Let canvas eşittir diyoruz. Canvas yani HTML canvas elementinden canvas API'lerini alıyoruz. Nasıl alıyoruz? Get context diyoruz. 2D diyoruz. Çünkü biz 2 boyutlusunu kullanacağız. 3 boyutlusu ayrıca var. Ama biz 2 boyutlusunu kullanıyoruz. Kullandık. Buradan tekrar bir kopya çekelim. Yanlış mı görüyorum acaba? Yok. Get context. D2 mi yazdım ben? 2 de yazdım. Canvas. Get context. Nokta. Unwrap. Throw. Bu neden bu arada kullanılıyor onu belirteyim. Normalde şu get context 2D metodu bize bir tane result veriyor. Biz o result'un içerisinde ise options işte object diye bir şey oluşturması gerekiyor. Eğer hata vermezse. Çünkü düşünün mesela ben canvas elementini eklememişsem hata verme ihtimali mevcut. Dolayısıyla biz ilk önce işte context'i almaya çalışıyoruz. Hata vermezse result'u unwrap ediyoruz. Tekrar hata vermezse unwrap throw. Bu defa da result'un içerisinde options vardı. Options'ı unwrap ediyoruz. Daha sonra uncheck it into neye? Neye? Canvas rendering 2D context diyoruz. Buna aktardık. Şimdi kan canvas'ı
aldık. Şimdi peki biz Canvas'ı aldık. Canvas üzerinde işlemler yapacağız değil mi? Niye hata veriyor? Amrop error. Amrop true niye hata veriyor? No method named amrop true. Allah Allah. Tehero. Ben bir şeyi gözden mi kaçırıyorum? Yo. Her şey tamam. Get context. O da tamam. Unwrap tamam. Unwrap tamam. Must be thinking. Self methods in for result options soon. Tamam doğru. Bunun için kullanıyoruz biz. Ha, şunu kullan diyor. Biz o yüzden geliyoruz buraya. Zoom için. Şöyle bir şey yapalım. Bakalım. Evet, buymuş. Yani kütüphaneye yüklemediğim için burada hata vermiş. Şimdilik çalışıyor. Şimdi biz Canvas kontekstini aldık. Dolayısıyla biz bunun içerisinde sürekli olarak işlem yapacağız ve sürekli bu işlemin bellekte bir yerde saklanmasını istiyoruz. Haliyle bize burada lazım olacak şey diğer derslerde anlattığım şu. Ve ne? Nedir mesela? Canvas context diyelim buna. Static yani bütün bir burası çalıştığı müddetçe static tabi lifetimes veriyoruz. Lifetime static diyoruz. Yani bütün bir süreç boyunca bize bir şey yapsın. Ney? Mutable. Mutable bizim kullandığımız bu işler için kullandığımız bir şeydi. Send wrapper diyoruz. Send wrapper'ın içerisine options. Options dememizin sebebi şu. Bir canvas'ımız olabilir de olmayabilir de. En sonunda bunun içerisine canvas rendering context 2D diyoruz. Ve geliyoruz. İlk başlangıçta mutable mutable ne ya? Mutable new. Yeni bir tane değer oluşturalım. Send wrapper oluşturalım. O da ne? None. Ama burada none oluşturmamıza izin vermeyebilir. Buradan biraz kopya çekelim bakalım. Kendisi nasıl yapmış? Send wrapper new almış. Tamam. Bunu alalım. None değil de send wrapper none. No. Bakalım. Expected reference form struct zoom table. Ha, tamam. Expected reference. Bizden referans istemiş. Biz ona değeri göndermişiz. Yine bir şeylerde hata verdi. Tekrar kopya çekiyoruz. Nereden biz alacağız bunu? Nerede? En üstte olması lazım. Send wrapper options. Bu ikisinin yeri değişecek. Options'ın içerisinde send wrapper olacak. Send wrapper. Tamam. Niye böyle? Ha, şu. Tamam. Burasını da sadece none yapacağız. Eğer bir değer varsa send wrapper kullanacağız. Burada send wrapper'ın kullanılmasının altında yatan sebep şu. Ben ona da baktım neden kullanılmış diye. Send wrapper grafik arayüzler için yani UI için kullanılan bir yöntemmiş. Onun da sebebi yani işte ana proses, ana thread alt süreçleri kontrol edebilsin. Ama biz işte bunu yaparken de ne bileyim bazı işlemleri yaptığımız zaman da çok fazla ana süreçle alakamız olmamasına rağmen ana sürece bu veriyi gönderebilelim. Tam anlamamakla beraber yani alt zeminde under the hood'da ne olduğunu bilmiyorum ama mesela CTK veya işte Qt gibi kütüphanelerde bu yöntem kullanılıyormuş. Onun da sebebi şu mesela diyelim ki sizin bir pencereniz var, bir nesneniz var. O nesnenizde olup bitenler mesela alt
pencerede olup bitenler var, ana pencerede olup bitenler var. Ama kontrolün ana pencerede olmasını sağlayan bir şey gibi okudum ama henüz tam olarak emin değilim. Şimdilik bunu kullanıyoruz çünkü efektif bir şeymiş. Zaten burada da o yüzden bunu kullanmış. Onu da işte neden bu böyle bir şey kullanmışız diye bakındım. Bu sebepten dolayıymış. Yani bütün grafik kütüphanelerinde böyle bir yaklaşım kullanılıyormuş. Biz de bu SendWrapper'ı kullandık. Bizim yerimize thread işlerini hallediyor yani arka planda. Evet. Canvas kontekstimizi oluşturduk ve başlangıçta ilk çalıştırıldığı anda none değerini üretecek. Fakat biz burada mesela bir canvas kontekstini aldık. Ne yapacağız bu canvas kontekstini? Bunu buraya canvas kontekste göndereceğiz. Ne yapıyoruz? Canvas kontekst set ediyoruz. Yani yeni bir değer veriyoruz. Ne değerini veriyoruz? Canvas değerini veriyoruz. Şimdi elimizde bir tane Canvas Rendering Context 2D oluştu ve biz bu Canvas konteksti istediğimiz her yerden çağırarak buna ulaşabiliriz. Şimdi nereden ulaşacağız? Bir bakalım. Ne yapacağız biz burada? Mesela fonksiyon çalıştığı anda mesela bir tane ne oluştursun? Bir line oluştursun, çizgi oluştursun. Bakalım oluşturacak mı? Nasıl oluşturacak? Ona da bakmak gerekiyor tabii. Nasıl oluşturacak? Unload'da oluşturması gerekiyor. Buradan biraz yardım alalım. Color Paint Canvas. Paint Canvas burada çağırmış Paint Canvas'ı. Fakat bunun için biz item Canvas'ı çağırmış. Canvas'ı çağırmış. After insert demiş. After insert. Yani buradan biz ne çizeceğimizi buradan çağırabiliriz. Canvas elementi üzerinde. O zaman geliyoruz buraya. After insert diyelim. Çiz. Çiz diye bir tane fonksiyon yapsın. Çiz. Biz tabi buraya henüz çiz fonksiyonu çağırmadık. Geliyorum buraya. Fn çiz. Ne yapsın? Çizsin. Neyi çizecek? Biz canvas'ı alacağız. Canvas içeriğini alacağız. Kontekstini alacağız. Ve buna bir şeyler çizeceğiz. Bakalım neler çizebiliriz. Canvas context get let ctx diyelim. Let ctx sonra ctx ne yapalım? Fill. Biraz kopya çekelim burada. Ne yapmış mesela? Set canvas kontekstini almış. Canvas kontekstinden sonra burada use referans kullanmış. Get kullanmamış. Get çünkü borrowing'i biraz bozuyor. O yüzden şunu bizim kullanmamız gerekiyor. Referans kullanmamız gerekiyor yani. Geliyoruz buraya. Şunların hepsini silelim. Bunların hiçbirine ihtiyacımız yok. Referans kullanacağız. Canvas konteksten şu nesneyi alıyoruz. Referansını alıyoruz. SendWrapper sağ olsun bize referansını zaten deref ediyor. Daha sonra gelen bu referansı da yine CTX asref diyoruz. Bu da çünkü bize bu mesela buradaki use ref dediğimiz zaman options'ı aldık referansını ama bu options mesela none da olabilir, sum da olabilir. Dolayısıyla biz burada bir de if kullanıyoruz. Bunu silelim. Şunu da silelim. Tamam. Şimdi buraya gelip CTX'i kullanarak yani eğer sum, SendWrapper falan varsa bu CTX'i kullanarak biz buna bir şeyler çizebiliriz. Gelelim buraya mesela ne yapmış? Setline fill rect. En basiti mesela bir ekrana bir şeyler çizmek için
Ben mesela şunu kullanayım önce. Sonra bunları adım adım kullanacağız bu arada. Onu da belirteyim. Pet, move to, line to, line to, cross pet, stroke. Bir çalıştıralım. Nerede hata var? Table need none. Ne alaka? Static mutable istemiş. Biz ona referans göndermeliymişiz. Allah Allah. Tamam, referans gönderelim ha. Ha. Ben bildim bu da hata veriyordu ama. Neyse şimdilik bir bakalım. Set canvas 24. satırda bize hata vermiş. Niye? Sum dememiz lazım burada çünkü. Evet. Tamam. Ha, tamam. Sum send wrapper new canvas. Evet. Burada neye vermiş? That takes one argument. One argument. Biz bunu nereden çağırmışız? 11. satırdan çağırmışız. After insert demişiz. Bakalım burada after insert'te mesela canvas set canvas context. Ha, canvas doğru. After insert, pardon, bir dakika. Paint canvas'ı çağırmamız lazım. Choose. Ha, biz buraya yazacağımız fonksiyon canvas'ı alacak. Canvas'ı aldıktan sonra çizim yapacak. Dolayısıyla biz buraya ne diyoruz? Çiz demiyoruz da buna get context diyoruz. Canvas elementini alan fonksiyonu buraya yazıyoruz. Otomatikmen canvas kendisini zaten bir parametre olarak göndertecek. Tamam. Daha sonra burada cheese fonksiyonunu çağırmışız. Burada niye hata veriyor? Fn HTML elements. Bu niye? Get context. Burada yok. Tamam, doğru. Get context canvas HTML canvas elements demişiz. Tamam. Function arguments. In functions arguments. Burada niye böyle bir şey yok? Mesela burada item canvas after insert demiş. Tamam. Set canvas context. Tamam. Ben set canvas context yerine get canvas yazmışım. Canvas. Get canvas paint. Tamam. Niye? Otomatik göndermesi lazım. Arada bir fark yok. Send canvas context herhangi bir şey oluşturmayacak ki. Send tamam. Burada da set. Tamam. Paint canvas demiş. Biz çiz demişiz. Başka yok. Çiz fonksiyonunda herhangi bir şey olması gerekmiyor. Required by a bond introduced by this call.
Text canvas HTML canvas element. Tamam. Biz de öyle yaptık. And HTML canvas element dedik. Tamam. Her şey doğru. O zaman sorun nerede? Width, height bu özellikleri de vermişiz. Canvas nil demişiz. After remove'u da girmemiz gerekmiyor ki. Beats hates. Oh, wow, çok pis bir yanlış yapmışım ya. Ah, tamam. Evet, burası benim kafamı karıştırdı. Buna da bir bakayım. Çünkü ben de tahmin ettiğim gibi orada mutable new none dememiz yeterli olacaktı. Ama burada niyeyse ha statik referansını kullanmamışız ya. Bu yüzden. Geliyoruz şuraya. Statik referans drive'ını ekliyoruz. Şimdi ha bir de şunu kaldırırsak tamamdır. Tamamdır. Bakalım. Ekranda çizgi çizildi. Şimdi bunun nasıl çalıştığını bir miktar anlamakta fayda var. Biz o yüzden biraz silelim. Burada bizim çizim yapan metotlarımız buradan başlıyor. Badging paths. Bunu bir silelim bakalım ne oluyor. Tamamının silinmesi değil de sanki bir iki yerine silinmesi gerekir. Badging paths. Close paths. Bir de bunu yapalım. Muhtemelen stroke işe yaramayacak. Evet, stroke işe yaramadı çünkü nerede close edildiği falan filan cart curt gibisinden bazı sebeplerden dolayı olmadı. O yüzden biz adım adım bir silelim. Şunu mesela bir silelim bakalım ne oluyor. Silmeyelim de şöyle yapalım. Stroke ne işe yarıyor? Bakın bir tane çizgi çekti. Nereden nereye? Biz bunu mesela bir anlamaya çalışalım. Move to fonksiyonu burada ne işe yarıyor onu anlatmakta fayda var. Move to metodu kalemi bastırdığımız yer anlamına geliyor. İşte tabi burada biraz koordinat sisteminden de faydalanmak gerekiyor. Yani bilmemiz gerekiyor. Buradaki koordinat sistemi bizim matematikte kullandığımız koordinat sisteminden farklı çalışır. Nasıl farklı çalışıyor? Şurası mesela diyelim canvas burada başlıyorsa 0 0 noktası burasıdır. Ve gittikçe mesela aşağıya doğru y artar, sağa doğru x artar. Bu. Koordinat sistemimiz bu. Dolayısıyla bakıyoruz 50, x 50 girmiş mesela. Birinci parametre 50, ikinci parametre 140. 140 dediği y'dir. Yani canvas'ın sıfırdan 140'a gelen noktası burası. Bir de buradan buraya gelen nokta var. Bu da x'tir. X de 50 demiş. Mesela şunu biraz 10, 100 yaparsak biraz yukarıya çıkacak mesela bakın. Şuraya falan gelecek. Evet geldi. Başlangıç noktası olarak ama düşünün. Move to kalemi bastırdığımız yer. Kalemi bastırdığımız yer biraz yukarıya çıktı. Peki bunu anlama geliyor. Kalemi bastırdık. Noktayı koyduk. Böyle düşünün. Kalemi bastırdık. Buradan başlayacak. Nereye kadar? X 250'ye, Y 140'a kadar. Mesela bunu 100 yaptığım zaman şimdi düz çizgi olacak. Neden? Bunun anlamı şudur. Burada kalemi bastırdım ya. Buradan x 250'ye kadar geldim. Y ise sabit. Yani burası da 140, burası da 140 ya da 100. İkisi de 100 mesela. Ama niyeyse burada sanki biraz eğrilik varmış gibi geliyor bana. Ben mi düz görüyorum, yanlış görüyorum bilmiyorum. Ama mantığı bu yani. Yani move to kalemin bastırıldığı yer. Line to ise bitiş noktası. Biz bu ikisinin işte şuradan başla şuraya kadar çiz diyoruz. Move to'dan line to'ya kadar çiz diyoruz. Mesela şunu aldık.
Bakın hala Move to aynı olduğu için biz aslında ikinci bir çizgi çektiğimiz zaman ikinci bir çizgi mesela burada şuradan şuraya doğru gelecek. Niye burada Move to'nun yerine geldi ya? Kalem burada mı bitti? Yok. 250'den 140'a. Line to hell. Line to demek ki otomatikmen Move to'nun yerini alıyor ayrıca. Ama ben bildiğim öyle değildi ya. Yanlış mı biliyormuşum ben? Hmm. 250'ye değil de 200'e gelsin. Bir bakalım. Ben yanlış biliyormuşum burayı. Ya da yanlış anlamışım. Evet. Buradan buraya geldi. Demek ki burası Move2. Bir de şöyle deneyelim. Tekrar buraya bir Move2 yapalım. Doğru. Move to değişiyormuş. Line to bittiği yerde Move to da değişiyormuş. Neden böyle bir şey olmuş? Daha önceki örneklerde böyle değildi bu. Tabii ben Move to ile tekrar kalemin yerini değiştirdiğim için eski yerine geri geldi. O yüzden gerek yok. Demek ki yanlış biliyormuşuz. Yani. Geldik. Kalemi burada bastırdık. Sonra buradan buraya geldik. Sonra buradan şuraya geldik. Stroke fonksiyonu ne işe yarıyor? Stroke fonksiyonu metodu çizim yapmaya yarıyor. Şu anda çizgilerin bitmesi lazım. Evet, çizgiler gitti çünkü stroke outline oluşturuyor. Yani bizim line dediğimiz çizgi dediğimiz şeyin etrafını çiziyor bir nevi. Oraya pikselleri yerleştiriyor. Dolayısıyla stroke olmadan herhangi bir şey yapamıyoruz. Peki badging pads ve close pad ne işe yarıyor? Onların da işi şu. Bir badging pad'i kullanmadan close pad yapsak bakalım ne oluyor? Close pad mesela biz şurada başladık, şurada bitirdik çizgimizi ya. Bu ikisinin arasına çizgi çekiyor. Crosspatch yapmadığımız zaman mesela şurası şu çizgi şimdi yok olacak. Bakın bu çizgi bitti. Crosspatch dediğimiz zaman bizim oluşturduğumuz noktalar arasını birleştiriyor. Crosspatch'in yaptığı şey şu. Bu. Stroke ise bizim çizgimizi çekiyor. Kalınlığını artık her neyse. Ama mesela fill desek fill. Bu defa mesela içini doldurur. Fakat bakalım fill dolduracak mı close pad olmadan? Evet, otomatikmen doldurdu. Yani biz fill kullandığımız zaman close pad'i kullanmasak da ortalığı dolduruyor. Ama mesela stroke desek sadece çizgiyi gösteren bir metot kullansak close pad olmadan başlangıç noktasından bitiş noktasına çizgiyi otomatikmen çekmiyor. Yani badging pad ile cross pad arası özelliği buradan geliyor. Bu defa mesela otomatikmen bir çizgi çekti. Şimdi mesela biz burada bir üçgen oluşturmak istersek ben ne yaparım? Diyelim ki 50'den başladık. 50 ve 100'den başladık. 50, 100. Buradan ne yapalım? Önce bir tane çizgi çektik, 100'e geldik. Sonra bir tane 100'den bu Y100'dü değil mi? Y100'den X şurayı 200 yapalım. 50'den 100'den başlayacak. 50-100 diyelim ki burası. Buradan 200 ve 100'e geldi. Şimdi ben şu ikinci çizgiyi buraya çevireceğim. Şuraya çevireceğim mesela. Buraya indirelim. Nedir o? İşte x'i bu defa sabit mi kalıyor? Bir tanesi x'i de sabit kalmıyor. X'i de yarıya kadar düşüyor mesela.
X 100 olsun. Yani biraz daha yakına gelsin. Y de biraz daha artsın. 150 mesela. Bakın şurada bir üçgen çizilecek. Tam güzel bir üçgen olmadı ama üçgen gibi bir şey çizildi tabii. Bunu biraz daha demek ki x'i biraz şöyle yana kaydıralım. 120 diyelim. Evet. Bakın bir üçgen çizildi. Ama tabii biz aslında sadece şunu ve şunu çizdik. Üçüncü çizgiyi otomatik kendisi yaptı. Kimle yaptı? Crosspet ile yaptı. Şimdi BegimPad ile Crosspet arasındaki bağıntı bu. Aslında BegimPad'i kullanmasak da çizgi çizer. Fakat mesela diyelim siz birkaç tane nesne oluşturacaksınız. O birkaç tane nesne içerisini doldurmak istediğinizi düşünün mesela. İçerisini doldurmak istediğiniz zaman o nesneleri işte birbirinden ayırt edebilmesi lazım. BegimPad hani Canvas'ta aslında şöyle, dokümanda şöyle bir şey söylüyor. Aslında Canvas'ta iki tane shape var, yani şekil. Biri noktaların birleştirilmesinden oluşturulan line'dır, yani çizgidir. Noktalar birleştirilir. Diğeri ise rectangle'dır. Rectangle dediğimiz kare ya da dikdörtgen her neyse. Dolayısıyla mesela diyelim ki siz bir ekranda çizgiler oluşturdunuz. Mesela şuradan şuraya bir çizgi çektiniz. Bunu kapattınız. Geldiniz burada da bir çizgi oluşturdunuz. Şuradan kapattınız mesela. BegimPad ile CrossPad işte hangi noktalar arasındaki çizgileri kapatacak onu biliyor. Amaçları, kullanım amaçları bu. Dolayısıyla birbirinden ayrı iki tane nokta kümesi oluşturmak isterseniz bunları Begin ve CrossPad ile belirtiyorsunuz. Pardon. Evet, yani bugünlük Line 2 konusu bu kadar yeter. Çünkü konular biraz ağır ilerlediği için hemen bütün konuları da anlatmak olmuyor. Bu arada ben de yanlış bildiğim bir şey varmış. Ben Line 2'nin Moh 2'ya yerini kiraladığını bilmiyordum. Yani Moh 2 işte şurada kalem bastırdı. Buradan buraya gel. Sonra Moh 2'dan tekrar buraya gel zannediyordum. Ama öyle değilmiş. Line 2 kalemin bitiş noktasını da şuraya tekrar getiriyor. Yani Moh 2'yu tekrar otomatikmen çalıştırmış oluyor aslında. Evet. Stroke'da dediğimiz gibi çizgiyi kalınlaştırıyor. Fill dediğimiz zaman crosspad olmasa bile fill İşte başlangıç noktasıyla bitiş noktası arasındaki çizgileri dolduruyor. Aynı Paint'teki gibi, yani tıklıyorsunuz ya, belli bir çizgi, belli bir şekil arasındaki bütün bir alanı aynı renkte boyuyor gibi. Tabi bunların renkleri falan da var. Renkleri nasıl oluşturuluyor? Onu da mesela şurada göstermiş. Nerede? Set line. Mesela burada set line fonksiyonuyla, metoduyla işte çizginin kalınlığını, işte eğer içini renkle dolduracaksan style, burada style almış mesela. Dark red ya da dark blue diye iki tane renk vermiş. Bunları da aslında yapabiliriz. Stroke style da aynı şekilde. Mesela yapalım. Kendimiz elle yapalım. Ha. GTX set strong style ney? Dark blue. Set stroke. Niye stroke strong dedim ki ben ya? Stroke. Evet, çizginin rengi. JS value. Burada mesela bu yüzden kullanmış bunu. Apply. Apply JS value from. Tamam. Şöyle yapmışız yani. Apply JS value. Tamam.
Evet, şimdi bakalım. Çizgimizin rengi değişti. Aynı şeyi mesela bunu fill için kullansak, style desek, mesela şeklimizin içini dolduracaksak yine işte evet, dark blue dedik ama şeklimizi stroke yaptık. Fill yapalım mesela, içini bu defa mavi bir renkle dolduracak. Evet, ses boğaz gitti. O yüzden videoyu bence şimdilik burada bitirelim. Bir sonraki videoyu da zaten kısa zamanda tekrar yapacağız. Çünkü bu defa bizim faremizle biz bunları çizmeye çalışacağız bu defa. O yüzden toolbox var. Mesela kalem olacak. Kalem serbest çizim yapacak. Ya da düz çizgi seçeceğiz. Bu defa düz çizgimizi çizecek gibi yapacağız. Evet. Bu kadar şimdilik. Bir sonraki Canvas Line to özelliklerine devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.